24 ekranlarından mutlu akşamlar kıymetli izleyenlerimiz. Ben Furkan Kaya. Briefing saatine hoş geldiniz. Bu akşam programımıza tabii ki yaşadığımız hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizi anarak başlamak istiyorum. Ruhları şad olsun. Tabii ki bu terör saldırıları, terör meselesi Türkiye'nin üzerinde yaklaşık genel itibariyle baktığımız zaman 75 yıllık bir e, gayri nizami belki bir e, Türkiye karşı örtülü operasyonların bir niteliği olarak tarihte görüyoruz ama son 40 yıldır özellikle PKK terör örgütünün Türkiye karşı saldırılarını Türkiye'ye karşı özellikle hem yurdumuzda ve tabii yurt dışındaki faaliyetlerinde istihbarat örgütlerinin desteğini alarak Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye'yi bir korku devleti haline getirmek üzere birçok terör saldırısına bulunmuştu. Ve son TUSAŞ saldırısı da TUSAŞ bizim milli gururumuz, milli nişanımız. Orada kanımız ve gök vatan uğruna birçok çalışmalar yapılıyor ve her mühendisimiz aslında birer nefer olarak oradaki çalışmalarını sürdürürken işte bu hain terör saldırısıyla ülkemiz yeniden bir terör baktığına çekilmek istendi. Dolayısıyla Türkiye olarak her zaman için birlikte olmalıyız. Birliğimizi, birliğimizi ve dirliğimizi hiçbir zaman için bozmalı, bozmamalıyız. Ve tabii ki e, özellikle bu terörü bize karşı kullananlara karşı da her zaman e, ayakta kalmalıyız, her zaman uyanık kalmalıyız ve bundan sonrası için de çok çok dikkatli olmalıyız. Şimdi bugün çok değerli doçent doktor Gökçen Çatlı hocamızla beraber olacağız. Hocam e, hocamla hem bu terör saldırısını konuşacağız, terörizmi konuşacağız, bundan sonra ne olur buna bakacağız. Ama kıymetli hocamı davet etmeden evvel sizler için hazırlamış olduğum birkaç önemli bilgi var. Özellikle bunlarla ilgili ve bu terör saldırısıyla ilgili bunun biraz da için uluslararası ilişkiler ve jeopolitik kısmında ilgilendiren bir durum söz konusu. Şimdi başta baktığımızda gri tehdit terör yeniden devrede. Şimdi bu gerçekten Türkiye'nin dediğim gibi daha önce biliyorsunuz Asala 1970'li yıllarda Türk diplomatlarımıza e, terör saldırıları düzenleyen ve daha sonra onu sahneden çekilmesiyle PKK ve bugün işte PKK'nın bir organik devamı olan daha doğrusu birçok organik süre devamı olan ahtapotun kollarından bir çıkışı olan YPG, SDD, SDG, YPG çeşitli harf oyunlarıyla bu terör, bu terörizm meşru hale getirilmeye çalışıyor. Dolayısıyla gri tehdit terör bugün yine Türkiye'ye karşı kullanılan en büyük kozlardan biri. Bunu görmemiz gerekiyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri müesses nizamı, gayri nizami harp yöntemi olarak terör kartını Türkiye'ye karşı kullanıyor, kullandı ve devam edecek. Bu bizim için değişmeyen bir durum. Şaşırmamamız lazım. Evet, bizim için Amerika Birleşik Devletleri tırnak içerisinde dost ve müttefik bir ülke. Evet NATO'da beraberiz ama her nedense Türkiye'nin güneyinde PYD YPG kendince bir siyasi rejim, kendince bir kukla devlet bir garnizon yapılanmaya giderken ve bunu Türkiye'ye karşı saldırılarla Türkiye'nin topraklarını işgal o bölünme senaryoları yapmaya çalışırken Amerika buna sessiz kaldı. Neden? Çünkü DAEŞ'e karşı bizim müttefikimiz dedi YPG'yi. Peki DAEŞ'i kim kurdu? Kurdurdu. Bunu Donald Trump kendi ifade etti biliyorsunuz. DAEŞ'i kurduran Obama'dır dedi. Yani bu itiraflarla aslında neyin ne olduğu gayet açık ve böyle bir Türkiye'ye karşı kapalı bir harp ilan edilmiş vaziyette bunu görmemiz lazım. 2003 yılında dönemin Amerikan Başkanı biliyorsunuz kıymetli izleyenlerimiz George W. Bush, Bush doktrini adı altında mega terörizm ve mega terörist kavramlarını dünyanın her köşesine cephe hattına çevirerek gösterdi. Ne dedi? Ya bizdensiniz ya karşıdansınız yani düşmansınız. Şimdi bu noktada önleyici vuruş doktrini altında dünyanın her yerine işgal edebilme, vurabilme etkisini kendine gören Amerika Beşik Devletleri 2001'de Afganistan, 2003'te Irak ve daha sonra Arap Baharı süreciyle coğrafyamızı kan gölüne çevirdi. Ve bugün işte o kan banyosunda yıkanan efendim İsrail'in Siyonist güçleri bugün Gazze'de, bugün Beyrut'ta, bugün belki Türkiye'nin sınırlarına kadar gelecek büyük bir saldırının şu anda başlangıcını hatta belki ilerleyişini devam ettiriyor. Bunu da görmemiz gerekiyor. Ve bu anlayışa göre peki ne hedefleniyor kıymetli izleyenlerimiz? Türkiye yeniden SERV sendromuna sokulmalı ve parçalanmalı. Biliyorsunuz SERV anlaşmasına göre Türkiye'nin doğusunda sözde Büyük Ermenistan Kürdistan adı altında bir gayri resmi yapılanma ve Türkiye'nin bir devlet olamaması planlanmıştı. Biz bu oyunu bozduk ama 100 yıl sonra yeniden bu planları devreye sokanlar gayri nizami harp yöntemleriyle işte terörü kullanarak bizi böyle bir bölünmenin parçalanmanın eşiğine getirmek isteniyor. Bu noktada çok dikkatli olmalıyız. Dünyada süper güç kavramı yeniden şekilleniyor. Hakiki güvenlik tehdit etmeyen ilişkiler kurmaktır. Ki biz müttefiklerimize bunu söylüyoruz. Güvenlik demek karşılıklı menfaatlerin korunması demek ve güvenlik demek sizin beni tehdit ettiğiniz pozisyona girmemeniz demek. Fakat şu anda Türkiye kendi milli beka stratejisine kendi öz ulusal güvenliğini sağlamak üzere birilerine rağmen yapmaya devam ediyor. Bir ülkenin gücü kapladığı alanla değil, etkilediği coğrafya ile ölçülür. Bu çok önemli. Bugün Türkiye'nin 750 bin kilometre yaklaşık misak-ı sınırlarının çok çok ötesinde, Mavi Vatan'da, Mezopotamya'da, Kafkasya'da, Karadeniz'de ve 3 havzanın ortasındaki Anadolu jeopolitiği bir menteşe gibi 3 kıtayı tutuyor ve bu 3 üç kıtada, üç kıtada da etki alanı genişletiyor. Bu da bizim kamu diplomasi ve yumuşak gücümüzün ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Birileri de bunlardan rahatsız oluyor. Şimdi bunların hepsini ve daha fazlasını konuşmak üzere çok değerli hocam, doçent doktor Gökçen Çatlı hocamızı davet ederek programımıza başlıyoruz. Evet çok değerli kıymetli Briefing saat izleyicilerimiz, çok değerli hocam, doçent doktor Gökçen Çatlı hocamız bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhabalar Furkan Bey. E, bu yayın dolayısıyla ben e, Yüce Türk milletimizin başı sağ olsun diliyorum. Hepimiz çok üzgünüz. E, şehitlerimize rahmet hepimizin tekrar başı sağ olsun. E, maalesef bu coğrafya e, şehit kanıyla birlikte yani hani Mehmet Akif'in Ersoy'un dediği gibi. Evet kesinlikle. Toprak kesinlikle şehit kanlarıyla e, sulanmış durumda, ezelden ebede. E, biz Türkler kendi vatanımız, kendi toprağımız için şehit düşmekten hiçbir zaman gocunmayız. Baktığınızda hiçbir şehit evinde e, bu evden şehit çıktı diye e, bir matemden daha çok bir gurur, gurur vardır o çok, hüzünün yanında. Çok. O yüzden e, dış odaklar. E, ya da e, iç odaklardaki e, yıpratıcı güçler şunu bilmeli ki bizim kadim Türk kültürümüz şehit düşmekten imtina etmez, vatanı korumaktan imtina etmez. Az evvel e, öyle güzel söylediniz ki ben e, terör olayını e, 80'li yıllarda Asaladan bahsettiniz. Asaladan çok yakıyla tanırım. 90'larla birlikte PKK'yla çok yakıyla tanırım. Şerefi haysiyeti olmayan terör yapılanmalarıdır. E, milletimizin çok üzgün olduğunu e, biliyorum. Çok buruk olduklarını biliyorum. Ama her gecenin bir sabahı vardır. Geçmiş, Biz ki. öyle ya da böyle milli birlik ve beraberliğimizi her koşulda koruyacağımıza olan inancımı bir kez daha burada belirtmek evet, isterim. Hocam çok değerli bir giriş yaptınız. Çok çok önemli. Çünkü e, merhum babanız özellikle bu dava uğruna gerçekten can siperhane mücadele etti ki asala PKK terör öncesi gerçekten e, diplomatlarımıza arka arkaya operasyon e, saldırılar düzenleyen onları şehit eden ve bunun arkasındaki gücün de kim olduğunu o zamanlar da biliyorduk. O istihbarat örgütlerinin vermiş olduğu destek. Daha sonra bir anda salanın ortadan kaybolarak PKK terör örgütünün 84 şemlinde Eruh baskınlarıyla ortaya çıkması ve bugüne kadar süren süreçte bizim Kürt vatandaşlarımızın sanki temsilcisiymiş gibi böyle bir sahiplenme ve sahada ve masada kendini muhatap aldırma. Şimdi hocam şöyle aslında başlayalım dilerseniz ki sizin çok önemli çalışmalarınız da var. Özellikle terör, şiddet ve bunun de bu istihbarat örgütleri tarafından desteklenerek ne hale getirildi? Şöyle bir soruyla hocam isterseniz devam edelim. Terör örgütleri istihbarat veya arkalarına başka bir devletin desteğini veya gücünü almadan yaşayabilir mi hocam? Yani mesela PKK terör, YPG, YPJ bunlar nasıl ayakta kalıyor? Kesinlikle söylediğiniz gibi arkalarında bir değil birkaç devlet gücü olmadan Mümkün değil ayakta kalmaları. Ee, yine hani hepimizin e, çeşitli deneyimleri var bu doğrultuda. E, baktığınızda e, terör örgütlerindeki eğitim durumunun, e, lojistik durumunun, ekonomik durumunun e, bu kadar yıllarca ayakta kalmaya müsait olmadığı e, ve bu kadar çok insan e, örgüt ağının gelişmesi, derinliği, e, devlet desteği olmadan mümkün değildir. E, devletler kendi ...kirli emellerini başka coğrafyalarda e, daim edebilmek için e, normalde bürokratik yolla yapamayacaklarını... E, ...yeraltı dünyasıyla, terör e, dünyasıyla, e, terör örgütleri yaratarak ve onları e, finanse ederek, koordine ederek... ...hücre evleri üstünden e, pek tabii onların yaşamasına e, ve başka ülkeleri dizayn e, etmelerine... Ee, görüyoruz ki yardımcı oluyorlar. Bu geçmişte de böyleydi. Bugün de e, yine Ankara e, terör saldırısında da gördüğümüz üzere yine aynı mesele karşımızda. Ee, Ankara terör e, saldırısındaki o e, profesyonel e, maalesef e, işte görüyoruz birkaç gün öncesinden e, belli ki e, bir... ...haberleşme sağlamışlar kendilerince. Kendilerince bir istihbarat ağı kurmuşlar değil evet. Mi hocam? Bir haberleşme evet. haberleşme ağı kurmuşlar. Evet, evet. Ee, ve şunu ben çok iyi biliyorum. Bizim iç istihbaratımızda bu tarz haberler geliyor. Tabii ki. Ee, tam e, saati belli olmama koşuluyla e, bir süredir hani bu tarz e, istihbaratların e, geldiği muhakkaktır. E, fakat o güne baktığınızda inanılmaz profesyonel... Ee, ve statülerine baktığımızda da bu kadar profesyonelliği e, eğitimle bile elde edemeyecekleri aşikar. Buradan bile anlıyoruz ki gerilerinde e, bir takım güçler var. Türkiye'nin bir şekilde iç kargaşaya sürüklenmesini isteyen ve ilaveten de ee, Orta Doğu coğrafyasında bir şekilde savaşa sürüklenmesini isteyen bir takım hususlar. Bakın, Orta Doğu Savaşı dediğiniz mesele evet. Türkiye çekilmek istiyor evet. hocam, değil mi? Evet. O zaman bunu demek Yani istiyorsam. bu e, bakınız e, Türkiye bir kere bir ülkedeki terör her zaman yurt dışında hazırlanır. İstikbaratı, ön istikbarat e, alabilmek ve önlem alabilmek için yurt dışındaki e, kulağımızın çok derin olması gerekiyor. Buradan gelen bilgilerle şöyle düşünülebilir. Bu olaylar Türkiye'yi hangi alanda sıcak bir hususa itti. Türkiye'nin özellikle Güneydoğu bölgesi, Suriye, İran, Irak bölgesinde çok sıcak temaslar olduğunu biliyoruz bir süredir. Ve büyük güçlerin burada bir takım emelleri olduğunu biliyoruz. Ve Türkiye bir şekilde bir ınımam politika gütmeye çalışıyor. Ee, daha çok e, insanlıktan ve barıştan yana gitmeye gayret etmesine rağmen e, Türkiye'nin canını sıkabilecek bir takım hususların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla, mesela hocam, bu terör koridoru değil tabii Terör koridoru. Diyor. Aynen öyle. E, ve tabii ki bu e, esasen e, vatandaşımızın da aslında arzu etmediği bir şey e, Evet bir yandan çok canımız yanıyor hepimiz çok üzgünüz ama öte yandan da milli morale hem şehitler bağlamında hem de iç ya da dış kargaşanın olması e, kuşkusuz ki birçok başka unsuru da olumsuz yönde etkileyecektir ekonomi gibi dünyada ekonomi bozuk, bizde de ekonomi bozuk. buna benzer hususlar tabii ki de iç hassasiyetimizi şu son günlerde maalesef tansiyonumuzu çok yükseltmiş durumda. Yani o neşter operasyonu dedi görev görebiliriz. Yani hassas noktaları. Yani şu anda biz evet Türkiye uzun yıllardır buna mücadele ediyor. İşte dedik 1960'lı yıllar, 70'li yıllar, 80'li yıllar bir bir şekilde bizi içe kapatmak. Yani kabuğuna doğru Türkiye'yi döndürmek. Ve bunu belki de işte toplumsal olaylarla işte efendim sen Kürtsün, sen Lassın, sen Çerkes'sin. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes Türktür. Atatürk evet. Milliyetçiliği bunu gerektirir zaten. Evet. Ama birileri sanki bunu kaşımaya çalışıyor. Ve bu milli bütünlüğümüzü bozmak üzere de özellikle işte 15 Temmuz aslında bir kırılmadır. Ve hocam şu da maniler değil mi aslında? Yani FETÖ ölüyor, elebaşısı. Arkadan böyle bir terör saldırısı gerçekleştiriliyor. Yani Amerika'nın şunu demek mesajı var mı acaba? Şunu da tabii öğrenmek istedim sizden. Siz diyorsunuz ya FETÖ'nün elebaşısı öldü. Aslında o ölmedi. O büyük bir sistemdir ve o bir sistemi kullanmaya devam edeceğiz. Siz diyorsunuz işte PKK şudur budur. İşte bakın PKK bunların hepsi de aynı ahtapotun kolları. Tabii. Yani böyle bir müesses nizamı Türkiye'ye karşı bir parmak sallaması olarak görebilir miyiz hocam? Bizim bu kadar tabii. aktivizmize ve tabii TUSAŞ da çok önemli bir yer bizim için. Çok çok savunma sanayide bir kere son yıllarda çok fazla ilme kazandık. Ee, biz savaş uçaklarımız, helikopterlerimiz, Tabii insansız e, hava üslerimizle, e, hava uçakları araçlarımızda büyük bir ivme kazandığımızı biliyorum ve bu Türkiye'nin kendi başına bu alanda savunma sanayide eee ilerleme kaydetmesi de e, kuşkusuz ki bir takım güçlerin e, işine gelmez. Çünkü bir yerden e, maddi kazanım e, sağlamak varken Türkiye'nin bunu kendi başına kendi özgür iradesiyle yapması da Arzu edilen bir şey değil Hı. dış güçler tarafından. Baktığınızda kesinlikle söylediğiniz gibi. E... ...birçok odağın... birlikte hareket ettiğini görüyoruz. Hani Mehmet Akif Ersoy diyor ya Batı e, tek dişi kalmış canavar diye medeniyet evet. dedi. E, çok üzgünüm böyle konuştuğuma. Yani e, dünyada e, Amerikan seçimleri yaklaşıyor. E, dünyadaki e, huzur e, bu bağlamda bozuluyor. Hani hep biliniyordu ve bekleniyordu Ekim Kasım e, ayları çok zor olacak diye. Ben evet. e, hani hatta hep söylüyorum yakın çevrem Hani bu kış çok soğuk geçecek diye. E, siyasi manada, iç ve dış e, kargaşa manasında. Bu sadece Amerika seçimleri değil ama baktığınızda birçok odağın birlikte hareket ettiğini görüyor, görüyorsunuz. Tıpkı bir e, orkestra şefi gibi sanki başta bir güç, hepsini birlikte harekete geçiriyor. Şimdi sıra sende, şimdi sıra sende. Evet. Zaten, zaten evet. bomba gibi hepsi. evet Evet. Ve bu tabii ki de ee, devletler güvenle ayakta kalırlar. Ee, milletten aldıkları güvenle ayakta kalırlar. Ee, burada da e, sinir uçlarına e, çok ciddi bir e, baskı yapıldığını görüyoruz. Sinir uçlarıyla oynandığını görüyoruz. Ee, devletler varlıklarının hani şey işte dediği gibi milleti yaşat ki devlet yaşasın. Milletinden alır. Şanlı Türk milleti, e, Şanlı Türk ordusu, Şanlı Türk devleti birçok vadere atlatmıştır. Eee ...günümüzde bu vadere atlatmak zor olacağı benziyor. Çünkü aynı anda birçok odaktan özellikle bu teknolojik gelişmeyle birlikte hareket etmeleri... E, ...milletin moralini de eskiden mesela iletişim daha kısıtlıydı. E, i̇yi haber de kötü haber de daha geç gelebiliyordu. Hı. Devletlerin kolları, güçleri daha çok... E, aksiyonları e, kontrol etmeye daha e, müsaitti. Müsait. Ama bugün baktığınızda algı dediğimiz bir politika var. Hı. Uluslararası bir politika. Ve algı e, algoritmaları e, yine aynı güçler tarafından kontrol ediliyor. E, aynı bilgi kirliliğiyle hareket ediliyor. Dezonformasyondan Kesinlikle. bahsediyoruz değil mi hocam? Kesinlikle. E, bu bağlamda aslında işimiz geçmişten daha zor. Kesinlikle. E, evet çağ değişiyor. E, millet olma ve ayakta kalma durumu daha da zorlaşıyor. O zaman hocam şu soruyu sorayım. Çok güzel bir yere parmak bastınız. Ulus devletlerin sonunu mu getirmek isteniyor? Yani baştan beri. Değil evet. mi hocam? Şimdi evet. 1789 bizim için bir işte şeydir, semboldür Fransız Devrimi ama o ulusal uluslaşma sanki ulus e, uluslaşmamanın bir başlangıcı gibi de geliyor. Osmanlı Devleti'nin parçalanması ve Türklüğe karşı açılan bir savaş ve Türklerle Kürtler arasında coğrafyamızdan bahsediyorum. Sürekli bir sorun çıkarmak sürekli bir problem çıkarmak. Bunu terör örgütü eliyle efendim biz bunların temsilcisiz diye ki Ermeni sözde Ermeni soykırımına kadar giden süreçtir aslında bu. Ben yani asala birleştiriyoruz ya aslında bir farkları yok. Hepsi birbirinin taşnaklar, hınçaklar. bunun hepsi birbirinin bir devamı. Şimdi dolayısıyla bu da bunun bir parçası mıdır hocam sizce? Biz Kesinlikle. ne kadar buradaki işte bakın Türk Kürt aşiretleri de Türk aşiretleri de beraberler, kardeşler. Kol kolaların Gene ön engellenmek mi isteniyor hocam bu saldırılar? Kesinlikle bakın bugün 100. yılıdır vefatının. Ziya Gökalp'in hmm, ölüm yıl rahmetiniz. dönümü. Evet. Ve Ziya Gökalp sadece tamam. sosyolog değildir. Mustafa Kemal Atatürk'le birlikte Cumhuriyet'in kurulmasında milletimizin kültürünü öğrenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Ve Diyarbakır'dan milletvekili çıkmıştır. <laughs> evet. Ve kendisine Atatürk'le olan sohbetlerinde der ki Atam. Ben Kürt kökenlidir ama Türk milliyetçiliği yapar. Türkologtur tabii, tabii ki. Tabii. Ee, ve der ki ben kendime çok sordum. Acaba ben hani özümde neyim? Ve dil bizim kültürde en önemli unsurumuzdur. Dil, tamam. Ben o yüzden hep tek dillilikten tarafımdır. Dilde birlik. Ee, ve der ki ben nesnelere ayırdığımda dişil eril diye ayırmıyorum. Fransızca da olduğu gibi, Bravo. Kürtçe İngilizce de olduğu, olduğu gibi, gibi. Tabii. İngilizce de olduğu gibi. Ee, Türkçe düşünüyorum. O halde kültürüm Türktür der. Ve e, Türk milliyetçiliğinin bayraktarlığını yapar. Tabii. Eksiğiyle fazlasıyla. Yusuf Akçura ile rahmet, Yusuf Akçura, Akçura ile beraber ziyaret Allah, Allah rahmet kaydı. eylesin hepsini. Evet. E, ve evet, e, ulus devlet yapılanmasını Cumhuriyetle birlikte kuruyorken kültür milliyetçiliği üstünden hareket etmek durumundaydık. Coğrafyamız zaten bunu gerektiriyordu. Ve 21. yüzyıla giden büyük ülkelerin de benzer doğrultuda hareket ettiklerini de biliyoruz. Ulus-devlet yapılanmasıyla küresel unsurların uzun zamandır bir mücadelesi var ve bu çok da kanlı bir mücadele. Dünyaya baktığımızda yaklaşık 200 devletin 150'den fazlasının içerisinde şiddet unsuru var. Şiddet, suç ve bu şiddet ile suçun cezalandırılmaması var. Bakınız hmm. e, şiddet insanlık tarihi kadar eski. O, suç Terörün kökeninde şiddet var diyorsunuz hocam o zaman. Bunu Olmaz olur mu? Aradık, evet. e, yani e, her türlü psikolojik şiddet var ve ama cezalandırılmak durumunda. Şiddet ve suç cezalandırılmazsa şiddet ve suç artar. Hmm. Ceza kavramı aslında... Ee, şiddet ve suçun karşısında dalgalanan şerefli bir bayraktır. Ceza e, suçun ilerlemesini e, şiddetin ilerlemesini engelleyen yegane unsurdur. E, ve baktığınızda e, Türk tarihimizde kuşkusuz birçok şiddet ve suç unsurlarıyla birlikte hareket edildi ama büyük devletler ceza vermekten imtina etmezler. Ben hep şöyle söylerim e, devletler çok daha duygusuz hareket etmek durumunda kalırlar. Milletler, millet kavramı daha duygusal bakabilir. Devlet soğukkanlılığıyla birlikte ceza kesmek ve bir daha onu affetmemek gerekir. O yüzden bizim terörle alakalı bağlamımızda terör terördür, affı mümkün değildir. Çünkü bakınız. Milletin ayarıyla oynadığınızda bu hani şöyle bir şey var kişi affeder Allah'ın katında da böyledir yani kişinin affı mümkün olabilir. Ben bir milletin bir hususu affettiğini ancak yüzyıllar içerisinde olabileceğini biliyorum tarihten, sosyolojiden, antropolojiden ve bu hususlar da öyle büyük çaplı hususlar değildir küçük çaplı e, hususlardır. E, dolayısıyla ben e, Yüce Türk Devleti'nin e, bu hususta e, milletimizle birlikte ortak düşündüğünü e, biliyorum. Ve bu manada e, öyle de umuyorum. Ve bu manada da milletimizin e, ruhuna zeval vermeyecek kadar hassas hareket edileceğini biliyorum. Tabii. Türk devleti felsefesi bunu gerektirir. bizim 10 bin yıllık devlet geleneğimiz hocam. Biz hani 2000 yılı değil ama biz çok derin tarihe sahip olan kesinlikle. bir devletiz ve milletiz tabii ki. Bu anlamda gücüm, o güvenimiz de, devletimiz devletimize zaten sonsuzdur o konuda. Zaten haklısınız hocam kesinlikle. Şimdi hocam şiddetten bahsettiniz ya şimdi bu gerçekten şiddet Dünyanın birçok yerinde işte hem ailede hem toplumda ve işte o mesela İran'daki Mahsa Amini biliyorsunuz evet. hayatını kaybetmesi sonrası başlayan toplumsal olaylar rejime karşı. Yani hocam o zaman bu şiddet dediğimiz mesele kontrol edilmediğinde hı hı. ailede, toplumda ve cezalandırılmadığında bak bu şiddet oldu cezası bu. Sen de yaparsan bu cezayı alırsın. Çok güzel. Anayasal işte. düzene, toplum düzenine e, bu o zaman bu küresel terörü destekleyen işine geliyor değil mi hocam? Şimdi Gen bu. Tabi. Bunu görüyoruz. Ee, bakın suç ve ceza ikiz kardeştir. Ama ikisi de birbirini sevmez. Aynen. Ee, suç insanlık tarihi kadar eski olduğu gibi... ...ceza da insanlık tarihi kadar eskidir. Ee, suçun işlenmesi... ...akabinde cezalandırma da kutsaldır. Eğer kurumsal elle, hakkaniyetle yapılıyorsa. Ki Türk devletlerimiz... Bu hususta e, kendisine zeval getirecek, e, kendisini e, suçlu konumuna düşürecek bir davranışta bulunmazlar. E, felsefemiz gereği, kutumuz gereği. Türk töresi gereği. Türk töresi, evet. kesinlikle. E, ve bakınız çok doğru söylüyorsunuz. E, suçun ve şiddetin sokaktan başlayarak, aileden başlayarak e, pey şu son 10 yıl içinde ilerlediğini görüyoruz. E, suçun ailede, e, sokakta artması e, diğer suçları da beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bizim en önemli ve en ivedi yapmamız gereken şey e, ceza sistemimizi e, tekrar gözden geçirmek hmm. ve onları bir şekilde sürekliliğine ee, devamlılığını, cezanın devamlılığını sağlamak, mazlumu korumak çok önemli. Bir devlet e, mazlumunu korumak durumundadır. Suçlusunu da cezalandırmak durumundadır. Ee, ki milli vicdanda e, bertaraf olabilsin. E, hani Bizim özellikle Türk devletimizden e, milletimizin en çok beklediği husus e, mazlumu koruması ve cezai yaptırımı sonuna kadar arkasında durması. Ki Çünkü Osmanlı biz böyle oldu. Yaralı bir milletiz. Evet, evet. Başımız dik ama yaralı bir milletiz. Evet. Kit bu işte 16 büyük, 17 büyük Türk devleti, 16 büyük Türk devlet, 17 Türkiye Cumhuriyeti ve o devletlerin yani işte o büyük Hun İmparatorluğundan başlayarak bütün Türk devletlerinin içerisinde de o işte yaralıyız diyoruz hocam. İçeriden dışarıdan. Şu anki o istihbarat faaliyet dediğimiz benzerlerin onların içinde de yaşandığını görüyoruz. Kesinlikle. Ama neden? Demek ki biz çok değerli bir milletiz. Ve bütün farklılıklarımızla bir milletiz aslında. Şimdi bu değerler aslında bugün de daha önemli değil mi bizim açımızdan hocam? Mesela sizin önünüzde çok önemli rakamlar var. Bir de sosyal medya tarafı da çok bence kritik. Belki birçok burada başlık var ama sosyal medya, bugün telefonlarımızdan her şeyi görüyoruz. Doğru mu yanlış mı bilemiyoruz. Çocuklarımız artık bunun içine gömülmüş vaziyeti Oyun oynasına bak. Öyle bir illüzyon var ki hocam, öyle bir yalan dünyayla kandırılıyor ki ve dezonformasyonla beraber artık iş çığırından çıkıyor. Bu noktada hocam bu sosyal medya şiddeti nasıl engelleyeceğiz? Ya hep ben baştan beri söylüyorum yani denetimin sürekli olması gerekiyor. Denetim inanılmaz önemli. Suçun olağan olduğu kadar, e, suçun artık olağan olduğunu tamam biliyoruz ama denetim mekanizması çok iyi işlerse tabii ki suçu... Tümüyle e, bertaraf etmek mümkün değil. Tabii ki Ama, şey olacak yani. Ama e, önüne geçebilmek ve kontrolünü sağlamak çok önemli. Rica Evet. E, şimdi ben şöyle düşünüyorum. E, benim çocukluğumda bekçilik sistemi vardı. Hmm. Bekçilik, modern kent bekçiliği sisteminin e, ya da sokak arası... Kolluk kuvvet e, sisteminin yeniden aktifleştirilmesi gerekiyor çünkü ben e, zaten bu çalışmamla geldim aslında size daha önce de konuşmuştuk evet, size evet hocam. E, şiddet suç ve cezaya dair e, 500 kişilik öğrencilerimle birlikte e, büyük bir çalışma yaptık e, çok sorulu çok hipotezle büyük bir çalışma geçen yıl başladık ve daha yeni taze bitti e, buradan gördüğüm şey şu insanlar e, sokakta kendilerine Hiçbir şekilde güvenli hissetmiyorlar ve son yıllarda e, göçten ekonomiden daha çok şikayetçi oldukları şey şiddetin artması ve ceza sisteminin de e, beraberinde koruyucu önlemle hızlı hareket edememesi cezai sistemde bir adaletsizlik var demiyorum ceza sisteminin sıkıntı. evet <laughs> suçun e, ceza sisteminden daha hızlı ilerlediğini görüyoruz. E, İnsanların e, sorduğumda 500 kişiden 446 kişi sokakta e, güvende kendilerini hissetmediklerini söylüyorlar. Bakın bu çok büyük bir oran. E, ve tekrar sorduk biz öğrencilerimle e, şiddetin ve suçun arttığını düşünüyor musunuz diye. Yine benzer e, oranda 430 kişi suç ve şiddetin özellikle son yıllarda arttığını söylüyorlar. Biz evet bunu biliyoruz, dünya genelinde e, suç ve şiddet artıyor. Ama suç ve şiddet özellikle nerede artıyor diye sorduk ve verdikleri cevap şuydu, e, sokak arasında. O yüzden bu modern bekçilik, modern kolluk kuvvetleri e, sisteminin sokak arasında e, daha... ...milletimize güven vereceğini Şu düşünüyorum. Şu anda belli bir aşama geldi mi hocam? Belli bir aşamaya sistemi. geldi. evet. evet. Hı -hı. Ee, bunun çok daha fazla arttırılması gerekiyor. Daha da gerek. kuvvetlendirmesi evet. gerekiyor. Ee, yani bakın bizim Türkiye'mizde bazı sokaklarımız çok dar. Ee, ama suç zaten dar yerlerde vardır. Gizli ve dar yerlerde. Ee, evet biliyorum MOBESE kameralarıyla birçok yeri denetliyoruz. Fakat tekrar ediyorum. Suç e, işlenmeden evvel... Ee, onun önüne geçmek gerekiyor. Hı hı. Tıpkı terör olaylarında olduğu gibi. Evet istihbaratlar geliyor, ama e, suçun işlenmesi o, olan onu önleyebilmek daha büyük bir meziyettir hı hı. Ee, ve çok büyük bir e, birçok ağın birlikte hareket etmesini gerektirir. Hı hı. Ee, ...bu alanda bizim e, çok hızlı ilerleme sağlamamız gerekiyor. Çünkü başta da belirttiğim gibi e, bu kış itibariyle e, görülüyor ki dünya gündemi olduğu gibi... ...Türkiye gündemi de e, birçok odaktan çok daha sıcak geçecek. Evet. Yani bu kış soğuk olacak. Hocam e, şimdi öyle bir şehirde yaşıyoruz ki İstanbul dünya şehirlerinin kraliçesi. Evet. Napolyon'un ifadesiyle dünya başkenti hakikaten dünya bir devlet olsa başkenti İstanbul olur... 18 milyondan fazla insan İstanbul gibi küçücük bir ölçekte yaşıyor. Ee, işte hepimiz bu şehrin işte trafik diyoruz efendim işte yaşam zorluğundan bahsediliyor ama bu şehirden de vazgeçemiyoruz. Çünkü çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Ve birçok odak da bu şehri ele geçirmek için de ellerini ovuşturuyor. Tarihte de bunu biliyoruz. Ruslar, tarihsel olarak efendim İngilizler işte o müesses nizam dediğimiz düeli muazzam hep bunu hedeflediler. Şimdi İstanbul genelinde aslında bu sizin dediğiniz mesele daha çok hissediliyor biliyorsunuz. Ama belli bir yere gelindi. Gerçekten hissediyoruz bunu ama öyle bir suç şeyi arttırmaya çalışılıyor ki hocam onu da hissediyoruz. İşte daha çok mesela işte kadınlar güvende değil, çocuklar güvende değil. Bunun bir de dışarıda algı operasyonuyla da işte bakın Türkiye'de kadınlar şöyle çocuklar böyle diyerek de köpürtmeye de çalışıyorlar. Yani biz bunun önemini alıyoruz ama içeriden de bir şekilde işte kadınlar şöyle çocuklar böyle gibi de bir algı operasyonu da yapılmaya çalışılıyor gibi hocam gözlemlerim. İşte Beyoğlu'na çıkıyoruz eskiden İstiklal'de aman dikkat et işte yan kesi şu. Şimdi İstiklal'de evet gayet yürüyebiliyor tabii İstiklal. Çok kalabalık bir yer. Birçok milletten insan var ama şu anda istihbaratımız, kolluk güçlerimiz de belli bir şey seviyeye erişti orada güvenliği sağlamada. Ama karşı taraf bunu daha da üstüne çıkmaya çalışıyor. Yani belki o bataklı kurutma meselesi var ya hocam işte mesele belki o terörü bataklığı kuruttuğumuzda işte bunların hiçbiri belki yaşanmayacak. Tabii, yani, nasıl dediğiniz gibi hepsi bir bütün. Evet. Ve e, örnek teşkil etmesi bakımından ceza sistemi çok ağırlaştırılırsa, çok hızlı hareket ederse bu algının e, ya da bu durumunda e, biteceğini düşünüyorum. E, evet bu konuda Türkiye'nin kötü bir algısı var. E, şiddet gören kadına da sorduğumuzda birçok yerden e, yüz çevrildiğini belirtiyorlar. Hmm. Ee, biz daha önce de sizle konuşmuştuk. Ee, çocuklara yönelik şiddet meselesinde e, aile danışmanlığı sisteminin Hı -hı. dört bir koldan e, hane içine de girme hakkı olmalı diye konuşmuştuk. Aile danışmanlığı tıpkı aile hekimliği gibi sokak arası dışında ev içine de girebilmeli. Hı -hı. Kolluk kuvveti avukat. Psikolog, pedagog evet. ve sosyologdan oluşan aile danışmanları e, hizmetinin ev içine girmesi gerekiyor. Ben hep şöyle söylerim, e, bir insanın e, annesi babası e, olmayabilir, gücü yetmeyebilir ama. Benim devletim var diyebilmeler. Kimse sahipsiz değil yani. Ee, ve hep biz söyleriz, e, aynen öyle Türk milleti sahipsiz değildir. Evvela devleti vardır ve sığınacağı bir milleti vardır. milleti vardır. Bunu tekrardan canlı bir şekilde hissetmek, düşünmek ve geleceğe de taşıyabilmek için ev içine, sokak arasına e, ya da ceza yaptırımı gerekli olan hususlarda bizim e, asla geri atmamamız gerekiyor. Gücün ve kudretin bir göstergesidir e, suçluya ve cezaya e, haddini bildirmek tırnak arasında gençlerin söylemiyle. <laughs> e, bu doğrultuda Hocam, e, son tabi, bu doğrultuda ben e, başta da söylediğim gibi devletler mantıklı, makul ve 100 yıl sonraki politikaları düşünerek hareket eder. Ben bu yüzden ortak akılla birlikte ben e, bu e, kara kışımıza dilerim. Çok kolaylıkla atlatacağız. Tekrar başımız sağ olsun. Kesinlikle. Çok sağ olun. Gökçen Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten önemli konulara değindik, toparladık ve güzel bir bence ortaya bir görüntü koyduk, resim koyduk. Bizim için de önemlisi olan, önemli olan da buydu zaten. Ayaklarınıza sağlık hocam. Şeref verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet kıymetli Briefing Saat izleyicilerimiz, doçent doktor Gökçen Çatlı hocamız bizlerle beraberdi. Terörü konuştuk, terörizmi konuştuk ve şunu gördük ki hiçbir terör örgütü arkasında istihbarat veya o müesses nizamın desteğini almadan ayakta kalamaz. Ve Türkiye bugün tıpkı Birinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi onları destekleyen, bu terör örgütlerini destekleyen devletlere asimetrik olarak gay nizami harp içerisinde olarak mücadelesini ve savaşını da veriyor. Bunu da lütfen farkına varalım bizlerden bu akşam bu kadar bir sonraki briefing saatinde buluşmak dileğiyle hepinize iyi hafta sonları diliyorum hocam.